Akşam Bülteni'nden herkese günaydın. Yeni güne başlarken dün akşam takip etmiş olduğumuz Fed'in kararının etkileriyle birlikte başlıyoruz. Eylül ayına ilişkin bir sinyal aranmıştı ki Eylül ayına ilişkin faiz indirimine yönelik Başkan Jerome Powell bu sinyali vermiş görünüyor. Dün akşam iş gücü piyasasına dikkat çekti ve burada aslında bir miktarda Eylül ayı fiyatlaması öne çıktığını görüyoruz ki endekslere baktığımız zaman S&P 500 tarafında %1,6'lık, Nasdaq 100 tarafında ise %3'lük bir değer kazancıyla kapanış gerçekleşti. Bu sabah itibariyle ABD vadeli endeksleri ise pozitif bir açılışa işaret ediyor. Bu enin ise bugünkü kararı yakından takip edilecek. Bunun yanı sıra özellikle pandemiden bu yana ilk faiz indirimi fiyatlanmaya başladı. BOE tarafından, İngiltere Merkez Bankası tarafından, petrol fiyatları ise jeopolitik gelişmeleri takip etmeye devam ediyor. Orta Doğu gerilimleriyle birlikte özellikle yükselişini ikinci güne de taşımış bulunmakta. Bunun yanı sıra altın ons tarafı hem FED faiz indirimi hem jeopolitik riskler derken iki taraftan destek buldu ve jeopolitik endişelerle birlikte Temmuz ayına ilişkin %5'lik bir yükseliş kaydettiğini söyleyebiliriz ki bu performans Mart ayından bu yana en iyi performansını takip ettirdi. Altın tarafında dolar TL tarafına baktığımız zaman ise sabah saatleri itibariyle 33.17 seviyesinden geçerken özellikle dünden bu yana bakacak olursak Mayıs ayından bu yana en kötü performansını geride bırakan Bloomberg Dolar Endeksi bu sabah itibariyle yatay bir performansla işaret ediyor diyelim ve hemen piyasa açılışı öncesi öne çıkan gündem başlıklarıyla devam edelim. İçeride iki önemli gelişmeyi dün akşam takip ettik. Konutlarda kullanılan doğalgaza %38 zam geldi. BOTAŞ internet sitesinde Ağustos'ta geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesiyle elektrik üretim amaçlı tarife tablosunu yayımlamış oldu. Buna göre Ağustos itibariyle konutlarda kullanılan doğalgazın toptan satış fiyatı %38, yıllık doğalgaz tüketimi 300 bin metre küp ve altında olan serbest tüketiciler elektrik üretiminde haricinde kullanmış oldukları doğalgazın satış fiyatı ise %33,1 seviyesinde arttığını takip ettik. KKM'ye yönelik bir stopaj başlığını takip ettik. %5 ile %7,5 arasında stopaj geldi. Kur korumalı mevduat tarafına resmi gazetede yer alan Cumhurbaşkanı kararı ile kur korumalı mevduata uygulanan vergi avantajının kaldırıldığını takip ettik. Dün akşam haberi göre, özellikle karara göre KKM'ye 6 ay vadeli olanlarda %7,5, 1 yıla kadar vadeli olanlarda ise %5 stopaj getirildiğini söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra FED faizi değiştirmedi, Powell ise Eylül ihtimaline işaret etti. En önemli başlıklardan biri oldu ki global piyasalardaki fiyatlamada bunun yine aslında etkisini göstermiş oldu. Bugün saat gözler 14'ü gösterdiğinde gözler BOE tarafına çevrilecek. İngiltere Merkez Bankası tarafına çevrilecek ki BOE'nin bugünkü toplantısında pandemiden bu yana ilk kez faiz indirimini getireceği, faiz indirimini gerçekleştireceği yönünde de piyasa beklentisi söz konusu. Elbette petrol fiyatlarını takip ediyoruz. Jeopolitik risklerin devam etmesiyle birlikte yükselişte olduğunu söyleyelim ki New York Times'ın Hamenei'nin İsrail'e misilleme için emir verdiği yönündeki haberin ardından Brent petrolün varil fiyatı $81'ı da aşmış bulunmaktaki önemli ve kritik bir başlık olarak öne çıkıyor. Evet, global piyasalar ve içerisi olmak üzere bugün de yine aslında önemli başlıkları takip edeceğiz. Fiyatlama üzerindeki etkisini konuşacağız. Peki yatırımcılar hangi verileri takip edecekler? Hemen sırada veri takvimine geçiyoruz. Dijital kaleniz NGN sunar. Evet, dünyada bugün imalat PMI günü olduğunu söyleyelim. Bizler içeride de karşılayacağız. Saat 10'da imalat PMI verisi, Temmuz ayına ilişkin veriyi karşılayacağız saat 10'da. Saat 10.55'i gösterdiğinde ise Almanya'dan imalat PMI verisini alacağız. Temmuz ayına ilişkin final okuma gelecek. Euro bölgesinden ise aynı saat dilimle 11'de imalat PMI verisi, Temmuz ayına ilişkin final okuma gelirken saatler 12'yi gösterdiğinde ise Euro bölgesinden işsizlik oranı verisini karşılayacağız. Haziran ayına ilişkin geriden gelen de bir veri olacak. Belki de bugün en kritik gelişme İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı olacak.
Az önce de belirttiğim gibi İngiltere'den bir faiz indirimi bekleniyor ki bu da pandemiden bu yana ilk faiz indiriminin fiyatlanmasına sebebiyet verdi. Faiz kararı saat 14'te gelecek. 14.30'da ise haftalık para ve banka istatistikleri, yani rezerv tarafını takip edeceğiz. Döviz tevdiatı hesapları tarafını ve yabancı işlemleri 14.30'da gelecek. Bakalım burada hem rezerv hem de yabancı işlemlerin etkisi değerlendirilecek. Saatler 15.30'u gösterdiğinde ise dün Başkan Powell iş gücü piyasasını aslında işaret etmişti buradaki kademeli bir soğumaya dair. Bugün referans olarak alacağımız haftalık işsizlik maaşı başvuruları dikkatle takip edilecek. 15.30'da 16.45'te ise S&P Global İmalat PMI verisi Temmuz ayına ilişkin final okuma gelecek. 17'de ise ABD'den ISM İmalat Endeksi verisi ise Temmuz ayına ilişkin karşılayacağımız önemli veriler arasında. Dijital Kalenin NGN sundu. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar. Dubai temsilcimiz Ersoy Kazancı ile birlikte devam ediyoruz. Ersoy, hoş geldin. Evet, Asya piyasalarındaki başlıkları sana bırakıyorum. Pelin merhaba. Tabii ki Fed kararı sonrası, Powell'un kararı sonrası piyasalardaki fiyatlamaları görüyoruz. Sabah ilk ekranlara baktığımda eksiler biraz daha fazlaydı. Sonrasında toparladı. Hong Kong ve Şangay'a yatay diyeceğim. Güney Kore artıda. Aslında Asya Pasifik'in geneli artıda. Japonya bugün negatif ayrıştı. Dün hatırlarsan Japonya Merkez Bankası faiz artış kararı vermişti. İlk başta yen çok etkilenmemişti ama sonrasında ve bugüne baktığımızda Japon yeninin değer kazandığını görüyorum. 150'nin de altına geldi. Bir ara 162'lere kadar düşmüştü. Yani bu sene aslında çok değer kaybetmişti Japon yeni. Japonya'nın faiz artış sürecine geçmesi yeni değerlendirdi. O da borsanın düşmesine sebep oldu. %2,5'un üzerindeki eksisiyle bugün Nikkei ayrıştı. Çin'de Caixin imalat PMI'ye geldi. Temmuz'da 49.8. Bu son zamanlarda Çin'in verileri çok iyi gelmiyor. Bu da beklenenden düşük bir rakam. Bu arada demin Japonya'dan bahsetmişken faiz kararından sonra UEDA açıklamalarında faiz artışları devam edecek dedi. Amerika'da tabii Meta'nın kârı beklenenden iyi geldi dün. Teknoloji hisseleri yükseldi, Nvidia yükseldi. Onun da altını çizeyim. Petrolde de yükseliş var. Birkaç konu üst üste geldi. Dün 80 doların altındaydık. Şu anda 81,5 dolar seviyesinde Brent. Nedir o? Jeopolitik risklerin Orta Doğu'da artması, İsrail'in hem İran'da hem Beyrut'ta saldırılar düzenleyip Hamas ve liderini vurması, Hizbullah liderlerini vurması, İran'ın da buna karşılık vereceğim demesi. New York Times haberine göre İran lideri Hamane'ye İsrail'e direkt karşılık verilmesini emretti. Bu jeopolitik gerginliği arttırdı. OPEC artı toplantısı olacak bugün. Gözetim toplantısı. Fed'in tabii faiz indirimi sinyali vermesi önemli. Bir de enerji bilgi dersinin stoklarındaki azalma, 3.44 milyon varillik düşüş bugünkü petrolün artışı sebebi. Filistin Başkanı Abbas 14-15 Ağustos'ta Türkiye'yi ziyaret edecek. Suudi Arabistan'ın ikinci çeyrekte de 0.4 daraldığını söyleyeyim. Ama özellikle Orta Doğu'daki tansiyonun artmasına tekrar dikkat çekeceğim. Yani İran, İsrail, Lübnan arasındaki gerginlik biraz daha artabilir. Öyle gözüküyor. Söz sende Pelin. Ersoy, çok teşekkür ediyorum. Detaylar için, aktardıkların için diyoruz ve aslında piyasaları noktalıyoruz. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sundu.
Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Araştırma masasıyla devam ediyoruz. Burcu Kıratlı ile birlikteyiz. Burcu hoş geldin. Hoş bulduk Pelin, günaydın. Evet Burcu, şimdi Fed Eylül ayı için indirim sinyali verdi. Dün zaten aslında bir sabit bırakılması yönünde beklenti hakimdi ama Eylül ayına ilişkin mesaj da teyit etmesi açısından önemliydi herhalde bu mesaj. Peki fiyatlamalar şu an itibariyle grafiğinde neyi gösteriyor? Şimdi bu grafikte 3 tane bar görüyor izleyicilerimiz. Bir tanesi Fed'in şu an için beyaz olan diyeyim, Fed'in algısı şu andaki faiz indirimleriyle ilgili. Diğer mavi ve pembe olanlar da şahin tonlar ve güvercin tonlarla ilgili ne kadar kaç üye şu anda daha olası şekilde düşünüyor bunu. Şimdi biz burada aslında dün indirim sinyali verdik diyoruz ama bu grafiğe baktığın zaman hala sentiment, yani hala bir tık şahin olma beklentisi de korunuyor. Hmm. Bunu neden söylüyorum? Açıklamalarını hemen söyleyeyim. Şimdi dün biz FED'den indirim sinyali aldı olabilir dedik ama alt kırılımlarına geldiğinde piyasa istediğini almış olmasına rağmen şimdi altın tepside vermedi bunu bize FED. O yüzden bu aslında biraz da sentiment, hala bu şahin modada yatkın diyorum. Hmm. Yatırımcılar işte çok heyecanlanmadı, işte risk iştahında baştan bir oldu, sınırlı oldu diyelim, oluyor ya da. Şimdi genel anlamda hala güven, işte sağlam iş gücü piyasasının olup olmadığına bakacak. Şimdi temkinli aslında FED hala. Şimdi bir süredir enflasyona dikkat çekiyordu FED. Bu sefer artık enflasyon istihdam ikilisine birlikte bakmaya başladı. Artık istihdam girdi yani. Kesinlikle. Konuşmalara girdi. Ve hala FED diyor ki hala işsizlik oranı düşük diyor. Yani hala belli ki FED biraz daha bu işsizlik %4'lere yaklaşan rakamın belki %4'lerin üzerine atmasını bekliyor. Bir de enflasyonla ilgili olumlu şekilde konuştu ama hala yine orada da baktığı etkilere bakacak olursak sürdürülebilir ama risklerin artması ihtimaline karşı temkinli duruşumuzu sürdürüyoruz gibi bir açıklama yaptı. %2 hedefine doğru ilerleme sağladığını, istihdam ve enflasyon hedeflerine karşı ise risklerin daha dengeli olmaya devam ettiğini söyledi. Buna karşılık tabii genel anlamda bir konsensüsün olması için bundan sonraki durumda dünkü gelen ADP istihdam verisinin ki 155 bin beklenirken 122 bin geldi. İş gücü piyasasında da konsensüs oluşması için verileri biraz daha fazla aşağı geldiğini görmeye ihtiyaç var. Bu ne demek? Yarın tarım istihdam verisi, yani belki bundan sonraki iş gücü rakamları verisi daha önemli olacak demek. Dün ADP bunun bir işareti olabilir mi? Kesinlikle olabilir. Yarınki istihdamın biraz daha soğuduğunu işaret edecektir. Ve bundan sonraki gelen tabii enflasyon dataları da önemli olmaya devam edecek. Ben Fed'in bu noktada ama biraz daha gelen rakamlara göre yakın noktada olabileceğini düşünüyorum. Evet. Çünkü piyasa üzerinde de tabii ekonomi üzerinde bir yük olduğunu kesinlikle söylemek lazım. Muhtemelen geç kalmak da istemeyecektir FED. Temkinli duruştan biz Ağustos ayı içerisinde söylemlerim biraz daha doğru. Ama burada şerh düşüyorum. İşsizlik rakamlarına göre, tarım dışı rakamlarına göre piyasa bunun bu modu biraz daha yükseltebilir Pelin. Peki içeride ise hangi başlıkları takip ettik diyeceğiz ama KKM tarafı dikkat çekiciydi ki burada atılan adımları, buranın cazibesinin azaltılmaya yönelik yapılan çalışmalar ki Merkez Bankası Başkanı'nın işte banka genel müdürleriyle birlikte yapmış olduğu toplantıyı ve ayrıntılarını ekranlara biz getirmiştik. Bu ayrıntıları. Dolayısıyla orada zaten başkanın sürekli KKM tarafındaki o cazibenin artık ortadan kaldırılabilmesi açısına atılan adımları, atılması istenen adımlar paylaşılmıştı. Dolayısıyla istersen şu tarafa bir bakalım diyeceğim ama bu grafikte şu anda bir eksikliğimiz var. Şimdi geldi. Şimdi KKM'de mevduata uygulanan vergi avantajı kaldırıldı. 6 aya kadar %7,5, 1 yıla kadar vadeli olanlarda %5 stopaj getirildi. Bu ne demek? KKM'den biz rotayı artık vadeli mevduatlara doğru ekonomi yönetimi belli ki kırılmasını istiyor. Artık bunun
bu konuda daha kararlı da adımlar atıyor. KKM'de hızlı bir düşüş olmuştu. En son gelinen rakam 1.88 trilyon TL'ydi. Ve son zamanlarda da hız kazanmıştı. Bunu bir miktar biz 2024 Mayıs dönemlerinde durulduğunu görmüştük o zamanlardan sonra. Fakat seçimlerden sonra yine tekrar, hatta seçim öncesi atılan 500 bas puanlık faiz artışıyla birlikte ekonomi yönetimi o güveni sağlamıştı. Şu an hali hazırda gelinen noktada mevduat faizlerin işte %45'ler %50'ler bandında olduğunu düşünürsek hem döviz dönüşümlü hem de TL dönüşümlü KKM'lerde biraz daha cazibenin azaltılması lazım. Çünkü hala rekabetçiler. Şimdi burada bir kere dolar kurunun zayıf seyretmesi ya da şöyle diyelim, zayıf demeyelim de yatay seyretmesi, volatilitenin daha düşük olması bu KKM'nin çıkışının aslında bir sebebi oldu. Bir sebebi mevduat faizleri oldu, bir sebebi vergi oldu. Cazip olması oldu. Özellikle kurumsallar tarafından. Şimdi bu cazibenin biraz daha azaltılarak vergiyle birlikte, vergi konusuyla birlikte bireyseller için de getirilmesi aslında hedefleniyor, hesaplanıyor diyebilirim. Çıkış hızı 1.88'lerden muhtemelen yıl sonuna doğru 1.5'lar işte ya da belki 1.5'un altına kalmış olması bir başarı olacak. Aslında Sayın Mehmet Şimşek'in de açıklaması bu şekildeydi. Biz bunu 2 yıl içerisinde yapmak istiyoruz. Hemen yapmak istemiyoruz, hızlı yapmak istemiyoruz, dengeleri bozmak istemiyoruz diyordu. Şu an atılan adımlar doğru şekilde giderliyor. Vergi bunların bir parçası. Fakat şu an piyasada oluşan likidite fazlasıyla ki aşağı yukarı 300-330 milyarlar civarında depo alım ihaleleri Merkez Bankası bunu nasıl yöneteceğiz, takip edeceğiz. Çünkü piyasada fazla likiditenin olması demek Pelin, mevduat faizlerinin aşağı gelmesi demek. Aslında burada asıl cezbedici olan mevduat faizlerinin yüksekliği birincisi. İkincisi doların yatay seyretmesi bir kişinin KKM'den çıkması için 3 vergi. Aslında 3'ü de şu an olağan şeklinde gidiyor. Şu an biraz daha mevduat faizlerinin cazibesi daha hala bu likidite fazlasıyla giderilirse, gerçi çok aşırı da düştüğü söylenmiyor ama yine de o çok bollukta da olmaması lazım piyasanın. Bu daha başka komplikasyonlar yaratıyor. Burcu, teşekkür ediyorum aktardıkların için. Detaylar için diyoruz ve efendim araştırma masasını noktalıyoruz. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Evet, borsa tarafını biraz konuşalım. Çünkü dün de bir düşüş vardı. Uzun süredir aslında bir patinaj görüntüsü. Ardından bir düşüş trendi mi başladı? Yoksa bu düşüşler bir alım fırsatı olarak görülebilir mi? Son çeyreğe ilişkin faiz indirimlerine dair beklentiler net bir resim olarak ortaya konurken diyelim ve Anlus Yatırım'a gidelim. Araştırma Müdürü Yusuf Kavak bizlerle birlikte. Yusuf Kavak, hoş geldiniz. Hoş bulduk Pelin Hanım. Evet, günaydın. Şimdi yani dünkü performansa bakacak olursak yarım puanlık yine aslında spot tarafta bir düşüş dikkat çekiyor. 10.638 puandan ise tamamladığını görüyoruz. Bir önceki kapanışa göre 53 puanlık bir azalış. Toplam işlem hacminin de daha sınırlı olduğunu görüyoruz. 93 milyar liralıkta bir işlem hacmi var. Bankalar tarafında sınırlı bir değer kazancı. Holdingler tarafında ise %1,26'lık bir değer kaybı öne çıkıyor. Peki şimdi şunu sormak isterim. Yani bu aslında bir düşüş trendinin içerisinde olduğunu söyleyebilir miyiz? Yoksa bu düşüşler bir alım fırsatı olarak değerlendirilip yatırımcı nezdinde biraz daha pozitif tarafa doğru taşınması gereken durum mu ortaya çıkar? Evet, bu geri çekimler tabii ki bir düzeltme olarak başladı ama sonrasında jeopolitik risklerin artması, işte son olarak İsmail Haniye'nin öldürülmesiyle birlikte dün satışlar biraz daha derinleşti. Ama iyi olan tarafı şu, Mart ayından bu yana 4 kez 50 günlük üstel hareketli ortalama bizi korudu. Oradan tepki aldık. Dün tekrar 50 günlük üstel hareketli ortalamanın altına inmemize rağmen üzerinde kapattık. 10.610 civarından geçiyor 50 günlük üstel hareketli ortalama. Buranın üzerinde kalıcılık teknik olarak da pozitif. Dün ayrıca yabancı olduğunu düşündüğüm bazı alımları da gördüm Borsa İstanbul'da. Tabii Garanti Bankası'nın finansallarının görece iyi gelmesi, diğer bankalara göre iyi gelmesi ve hani bu tarafın biraz cazibesini, yani Garanti Bankası'nın cazibesini arttırmasıyla birlikte tabii biraz da yabancının alımlarının o tarafa doğru BİM yine tarafında yine bir iki gündür işte alımların olduğunu görüyoruz. Doğal olarak biraz daha böyle hani seçici bir şekilde alımların yapılmaya başlandığı bir süreç var. Bana göre bu düzeltmeler bir alım fırsatı sunar. Çünkü mevcut ortamda evet jeopolitik riskler halen daha artmış durumda. Halen daha riskler korunuyor bu tarafta. Ama çok çok artacak olmadıkça bu bir alım fırsatı olur. Yani artık buradan itibaren İsrail
hedeflerine ulaştı, Hamas'la mücadelesini gerçekleştirdi. Artık İsrail'in de bir yerde durması gerekiyor. Yani Amerikan seçimleri burada belki bir önemli bir kıstas olabilir. Yani İsrail'de bir yerde Amerika'nın durdurması gerekiyor. Bu açıda Trump'ın özellikle ne yapacağı önemli olacak. Çünkü her ne kadar Kamala Harris biraz daha ön planda olsa da Trump'ın bu seçimleri kazanma ihtimali de oldukça güçlü. Ede olarak aslında bizi yani hem dış taraftan hem iç taraftan çok unsur ilgilendiriyor. Hı. Ama şu an dün akşam da Fed'i takip ettik. Fed'in bir miktar güvercin bir tutum içerisinde olduğunu, en azından Eylül ayında bir faiz indiriminin gelebileceğini gördük. Bu ortamda borsanın da biraz yukarı yönde gitmesi gerekir. Evet. Sadece şu finansallar biraz olumsuz fiyatlanıyor. Çünkü finansal bozulmalar var. Bu da biraz sıkı para politikasının da etkisiyle olmuş durumda. Peki Yusuf Kavak, ikinci çeyrek bilanço sezonunun daha kötü bir görüntü geldiğini, kötünün aslında geride kalabileceğini, diğer bilanço yani diğer çeyreklerle kıyaslandığı noktada aslında en kötünün geride kalabileceğine dair bir beklenti de söz konusu. Şimdi genelde beklentinin satın alındığı bir süreç içerisinde düşünürsek Borsa İstanbul tarafını. O halde işte burada hakikaten bilanço tarafında bir keskin ayrışma olabilir mi? Bundan sonraki süreçte sektörel bazda bahsediyorum. Yani seçici olmak mı gerekir? Yoksa hakikaten burada genele yayılan da bir yükseliş trendinin gelebileceğini söyler miyiz? Dezenflasyon sürecin içerisinde olduğumuzu unutmadan tabii. Tabii Temmuz Ağustos'ta yüksek baz etkisi var. Her ne kadar işte doğal gaz zammı da yapılmış olsa da oradaki yüksek baz etkisinden dolayı çok az etkilenmiş olacak. Doğal olarak enflasyondaki düşüş ilerleyen süreçte işte Merkez Bankası'nın faiz indirimlerini biz 4. çeyrekte 500 bas puan olarak bekliyoruz. Yani bununla birlikte mevduat faizlerinde o aşamada aşağı gelecek olması ve bu bankacılık sektörünün özellikle faiz giderlerinin çok yükseldiği bir dönemde rahatlatacak bir unsur. O açıdan bankacılık endeksi önderliğinde Borsa İstanbul'a yeni bir rally başlayabilir. Evet, en kötüsü şu an bankalar için geride kaldı. Bunun yanı sıra işte otomotiv sektörü, inşaat sektörü gibi faize duyarlı, faizin yüksek olmasından dolayı burada sıkıntı yaşayan sektörlerde de en kötüsü geride kalıyor. Doğal olarak ilerleyen süreçte birçok sektörde bunun pozitif etkilerini göreceğiz gibi duruyor. Jeopolitik listeleri tabii ki izlemeye devam edeceğiz. Amerikan seçimleri bir risk oluşturabilir. Küresel çapında bir risk oluşturabilir. Özellikle de Trump'ın seçilmesi bir risk oluşturabilir. Ama şu aşamada tabii ki o seçimin yapılması, işte yeni seçecek kişinin Ocak ayı başlayacak olması oldukça geniş bir zamanımız var. Doğal olarak ben bir süre sonra artık yeni bir halinin Borsa İstanbul'da başlayacağını, bizim de hedefimiz 13.500'ler yıl içerisinde yüksek seviye olarak artık doğru hızlı bir rallinin, yani kademeli tabii ki kademeli olarak başlayacağını öngörüyorum. Peki hangi sektörleri öne çıkarmak gerekir? Yani burada işte bankacılığın pahalılık tartışmalarının yapıldığı bir süreçten geçiyoruz. Yani şimdi rakiplerle değerlendirildiği noktada özellikle küresel akranlarına göre mesela banka hisselerinde defter değeri kıyaslanıyor ve bununla birlikte pahalılık eleştirisi de oluyor. Yabancı yatırımcı nezdinde de oluyor bunu. Dolayısıyla hal böyle olunca mesela bankalar tarafını nasıl görüyorsunuz? Bankacılıkla başlayalım, ardından gıdayı da soracağım. Evet, fiyat kazançlar da örneğin işte Akbank'ta 1.5 olan, geçtiğimiz sene Haziran ayında 1.5 olan FK şimdi 5.60'lara kadar yükseldi. Yani bunun gibi diğer bankalarda mevcut durum söz konusu. Tabii şimdi fiyat kazanç niçin artar? Ya fiyat çok artmıştır ya da kazanç düşmüştür. Buradaki aslında fiyat kazanç oranının artmasının sebebi fiyatın çok artmasından ziyade, yani o hisselerin çok artmasından ziyade daha çok kazançların düşmesinden kaynaklı. Doğal olarak kazançlar toparlandıktan sonra FK'lar da zaten aşağı doğru gelmeye başlayacak. O açıdan bakıldığı zaman hani onu o şekilde değerlendirirsek çok da pahalı da diyemeyiz. Yani evet, o hani oran o şekilde fiyatlanıyor. Çünkü kazançlar düştü geçen seneye göre. Bu da biraz tabii ki FK'yı yukarı çekiyor. O açıdan tabii bankalarla ilgili pahalılık konusu kısa vadede tartışma konusu ama önümüzdeki süreçte o karlılığın toparlanmasıyla birlikte FK'ların da böyle aşağı doğru biraz geleceğini, üçlü seviyelere doğru, o taraflara doğru geleceğini düşünüyorum. Tabii ki işte tarihsel olarak bakıldığında daha yüksek seviyelerde de bankaları gördük FK olarak. Ama şu aşamada tabii ki geçtiğimiz yıla nazaran pahalı gözüküyor çarpan olarak. Ama yine de bunun sebebinin kar düşüşleri olduğu düşünülürse, bu açıkçası karların toparlanmasıyla tekrar bankaların cazibesini
koruyacağını ve bankalar önderliğinde yine Borsa İstanbul'un yukarı gideceğini düşünüyorum. Sigorta sektörü çok fazla etkilenmedi. Yani orada hem prim üretimleri iyi, hem diğer taraftan bakıldığı zaman mevduat faizlerinden yine nemalandılar. İşte otomotiv, inşaat gibi sektörlerde tekrar toparlanma bekliyoruz. Özellikle otomotiv geçtiğimiz yıl rekorlar kırmıştı. Artık o seviyelere gelmek kolay değil. Ama en azından bundan sonraki süreçte tekrar bu faizlerin düşmesiyle birlikte, özellikle 2025 yılında otomotivin daha iyi bir sezon geçirmesini bekliyoruz. Hani bunun yanı sıra işte perakende zaten cazibesini korumaya devam ediyor. İletişim tarafı çok fazla enflasyona korunaklı kontratlarından dolayı çok fazla etkilenmedi. Sağlık hizmetleri gibi sektörler yine iyi, korunaklı gidiyor. Bunun yanı sıra işte beyaz eşya tarafı biraz sıkıntılı. O tarafta ihracatın çok iyi olmadığını biliyoruz. Bugün Türk Traktör Otokar finansalları yerde çok iyi değiller. Ama yavaş yavaş hepsinin toparlanacağı bir sürece doğru da gireceğiz diye düşünüyorum. Ama tabii küresel taraftaki risklerin de ortadan kalkması, ihracat tarafındaki, o ihracat pazarlarındaki sıkıntıların da yavaş yavaş ortadan kalkması lazım. Çünkü küresel ekonomide de bir yavaşlama söz konusu. Evet, şimdi sektörel bazdaki analizden sonraki süreçte mesela şunu da biraz konuşalım isterim. Borsa İstanbul'daki yabancı ağırlığını. Hep buraya dair daha böyle umut vari ya da nasıl diyeyim, beklentilerin kuvvetlendiği bir süreç vardı. Fakat bugün gelindiği noktada takas oranına baktığımızda halen daha 30'lar seviyesinde seyreden de bir yabancı var. Yusuf Bey, özellikle bu süreçte neden yabancının bu tarafa dair takas oranını yükseltecek boyutta gelmediğini düşünüyorsunuz? Evet, yabancı için şu an aslında Türk piyasalarına cazip olan daha çok faiz. Yani o yüzden şu an biraz daha o tarafın, dips tarafının değerlendirildiğini, o tarafa biraz daha gelindiğini zaten gelen verilerden de görüyoruz. O yüzden şu an cazip olan tarafın faiz olduğunu düşünüyorum. Bir de tabii ki işte bazı kısıtlamalar vardı. Borsa İstanbul'da işte açığa satışın halen daha yasaklı oluşu, hani bunun kalkmamış olması, swap piyasasının normalleşmemiş olması Londra'da, hani bunlar da hepsi birer faktör. Doğal olarak hani biz tamamıyla bir iç tarafta bir normalleşmeye doğru gitmemiz gerekiyor. Yani sadece enflasyonla mücadele yetmiyor. Yapısal reformları da yapmamız gerekiyor. Hani bu Borsa İstanbul üzerindeki kısıtlamaları da kaldırmamız gerekiyor. Bu şekilde yabancının dönüşünü de yavaş yavaş artık kalıcı olarak görebiliriz. Şimdi tabii ki yabancı alıyor ama geçici alımlar yapıyor. 1-2 günlük alımlar yapıyor, sonrasında satıyor. Zaten işte o istatistiklere baktığımız zaman, Merkez Bankası'nın açıkladığı, her hafta açıkladığı istatistiklere bakıyoruz. İşte 8-9 hafta satıyor, bir hafta alıyor. Çok cüzi alımlar, 100 milyon, 50 milyon dolarlık alımlar. Sonrasında 200 milyonluk satış yapıyor. Doğal olarak hani bir türlü yabancının geldiğini göremiyoruz. O yüzden yabancının gelmesi için özellikle bu Borsa İstanbul'daki kısıtlamaların kaldırılması gerekiyor. Biraz daha hani yabancının önünü görmesine ihtiyaç var. Doğal olarak hani yabancı buraya geldiğinde parasıyla ilgili herhangi bir şey taşımaması gerekiyor. Yani burada işlem yaparken bir sıkıntı yaşar mıyım, yeni bir kısıtlama gelir mi kaygısını taşımaması gerekiyor. Yani bunu sağlayabilirsek yabancının gelişi de bu tarafa hızlanacaktır diye düşünüyorum. Şu an için biraz daha faiz cephesi cazip olduğu için, sonrasında tabii ki faizler düşeceği için, şu an için biraz daha faizden yavalanmak isteyen yatırımcı geliyor. Çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için, detaylar için diyoruz. Almus Yatırım Araştırma Müdürü Yusuf Kavak, sizlere de güzel bir seans günü diliyoruz diyelim ve bununla birlikte özellikle Borsa İstanbul tarafına dair yorumlar gelmeye başlıyor ki bir patinaj çekme durumu söz konusuydu. Ardından aşağı yönlü bir kırılımı takip ettik. Peki neye işaret ediyordu? Finansal danışman Ali Ağoğlu borsaya ilişkin genel değerlendirmesini anlattı. Ali Ağoğlu borsadaki hızlı hareketin sindirilme döneminde olduğumuzu söyledi ve borsanın yatay düzeltme içinde kalacağını iletti. Biz kazan öldü diye üzülüyoruz. Kazan doğurduğunda hiç kimse şikayet etmemişti veya şaşırmamıştı. Dolar bazında baktığımızda sanıyorum bu sağdaki endeks dolar bazında. Evet, endeks, şimdi evet. Açacağım onu sana. Geçtiğimiz yılın sonlarındaki dipten bu yana, 2023'ün sonlarından bu yana, sanıyorum Mayıs ayındaki zirveye, dolar bazındaki zirvede %40'lık bir getiri var. Şimdi %40 sadece 5 ayda oluşan bir getiriden bahsediyorum. Bunun bir kar realizasyonu mutlaka gelecektir. Şimdi dünkü raporların, yabancı raporlarından bir tanesi de hatırlamıyorum şu anda çıkarını ama Türk varlıklarındaki fiyatlama biraz abartılmadı mı tarzında tonunda bir konuşma.
Ben dolar bazında takip etmek zorunda kaldığım için endeksi, çünkü enflasyondan arındırmayı beceremiyorum. O kadar teknik yeteneğim yok yani, dijital yeteneğim yok daha doğrusu. En kolayı benim için dolar bazında. Çünkü dolar en de sonunda enflasyonda yansıtıyor veya düzeltmesini yaparak bunu takip ediyor diyorum. Dolar bazında baktığımızda hani 2.45'lerden 3.40'lara kadar geldi. Yani ciddi bir artış var orada yakın zamanda. Bu hızlı oldu. Şimdi seçim öncesinde başlayıp seçim sonrasında devam eden süreçte bence hızlı bir hareket oldu. O hızlı hareketin şu anda bir sindirilme dönemi geldi. Bunun yanı sıra yılbaşından bu yana da aynı şeyi söyledim. Faiz borsanın çok ciddi bir alternatifiydi. Ve yatay gitmeye başlayınca fiyatlar birileri satmak istiyor ki satıp ben en azından kısa vadeli de olsa faizden bir fayda elde edeceğim. Bir de garantili bir getiri. Hiç de az olmayan garantili bir getiri. Ben o tarafa geçeyim diyen taraf var. Üzerine Cumhurbaşkanımızın söylemi var yani İsrail'le ilgili. Bu ve benzeri, bir de bugün hani Hamas liderinin öldürülmesi meselesi var. Bunlar bizim piyasamızın biraz yorgun olduğu döneme denk geldiler. Onların ağırlığını biraz fazla hissediyoruz. Ben bir miktar daha düzeltmenin, yatay düzeltme içinde kalacağımızı düşünüyorum ama endeksle ilgili, nominal endeksle ilgili bir şey söyleyeyim. Hani Türk şeydeki BIST 100 için 10.650-10.700 bandında önemli bir hem 50 günlük hareketli ortalaması hem de bir yükseliş trendi var. Ben bunun şimdilik kırılmayacağını düşünüyorum. Şu anda bu düzeltmelerin yavaş yavaş hazmedileceğini, piyasanın bir miktar dolar bazında düşen bir trend izliyor olsa da daha yataya giden bir şeyle, yapıyla çok da fazla şey bu trendi bozmayacağını düşünüyorum. Ha, bunu tabii bugünkü gerginliğin ne yöne evrileceği, ne yöne eskale olacağıyla ilgili de gelişmelere bakmak lazım. Yatırım bülteninde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Borsa açılış beklentisini karşılıyoruz ve hemen info yatırıma gidiyoruz. İsmail Güner bizlerle birlikte. İsmail, hoş geldin yayınımıza. Evet, vadeli taraf pozitif açılışa işaret ediyor. Peki borsa açılış beklentisini ne oluşturuyor? Evet, benim bu sabah senin de söylediğin gibi VIOP tarafında pozitif bir açılış olduğunu görüyoruz. Biraz bunu yurt dışı piyasalardaki iyimserliğe de bağlayabiliriz. Aynı zamanda dün çarşamba olması, kredili yatırımcıların çok fazla risk almak istememesi ve VIOP tarafında vade sonu olması sebebiyle genelde böyle durumlarda biraz daha piyasa baskı altında kalır. Ertesi günde biraz daha alıcılı yönde hareket etmesini biz teorik olarak bekleriz. Bugün de benzer bir senaryoyla karşı karşıyayız. Onun haricinde piyasalara baktığımızda bugün için daha çok içeride imalat PMI verisini göreceğiz. Aslında hem Türkiye'de hem Avrupa ve Amerika tarafında da bugün PMI'ların günü olacak. Bu veriler oldukça önemli. Bununla birlikte İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararını takip edeceğiz ve son olarak da Amerika tarafında işsizlik maaş başvuruları açıklanacak. Küresel tarafa baktığımızda hemen özetlersek son günlerde zayıf bir risk iştahıyla karşı karşıyayız. Fakat dün piyasalarda özellikle de Amerika tarafında keskin sert bir dönüş olduğunu gördük. Dün özellikle de en önemli tarafı dünün Fed'in toplantısıydı. Burada herhangi bir değişiklik yapılmadı faizlerde ama Powell'ın açıklamaları biraz daha yakından takip edildi. Burada Powell önümüzdeki süreçte aslında 2 aylık süreçte veri setinin biraz daha ön plana çıkacağı, yani burada enflasyon ve istihdam verilerini kastediyor. Diğer taraftan enflasyona olan güvenin devam edip etmediğini ölçeceklerinin altını çiziyor. Yani o yüzden biz 18 Eylül FED, bir sonraki FED toplantısına kadar buradan gelecek ve özellikle de verileri yakından izleyeceğiz diyor. Ama burada bir 25 bas puanlık bir faiz artışının da faiz indiriminin de aslında sinyalini vermiş oldu. Para piyasaları tarafına baktığımızda orada da aslında iyimserliği en iyi açıklayan 10 yıllık ABD tahvilleri. Son günlerde 4.27'lere kadar
yükselmişti. Şu an için 4.05 seviyesinde doğru geri çekilme devam ediyor. Dolar endeksi aynı şekilde 104 seviyesini taban oluşturdu. Bununla birlikte ons altın tarafına bakıyoruz. Doların değer kaybetmesiyle birlikte son 4 günde 2.366 dolardan 2.445 dolar seviyesine kadar yükseldi. Emtialardan Brent petrole baktığımızda ise orada da Orta Doğu'daki gerginlik bir günde 78 dolardan 81.37 dolar seviyesine kadar petrolün yükselmesinde etkili oldu diyebiliriz. Bizim yurt içi tarafına baktığımızda ise bizde aslında yurt dışındaki gibi dün haricinde risk iştahı düşük seyretmeye devam ediyor. Özellikle de son günlerde İsrail, Filistin ve İran üçgeninde yaşanan gelişmeler ve Türkiye'yi de açıkçası biraz daha risk iştahının bozulmasına katkı yaptı. Şu an için endeks son 7 gündür aşağı yönlü bir seyir içerisinde. Evet. Bu süre içinde de %6'lık bir %6'ya yakın bir değer kaybı vardı. Bugün evet, çok yüksek ihtimalle bir tepki yükselişi göreceğiz. Borsa evet, İstanbul tarafında 10.880 seviyesinin üzerinde kalınırsa zaten piyasanın riskli bölgeden çıktığını şeklinde evet, yorumlayabiliriz. Ama onlar için de şu an için sadece bir tepki yükselişiyle bugünü geçirmeyi bekliyoruz. Info Yatırım ailesine ve sana güzel bir seans günü diliyoruz İsmail. Bizler de teşekkür ediyoruz. Evet, programı noktalıyorum. 10.15'te görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.